Finder'in Bitcoin tahmin raporu, BTC'nin 13,676 dolarda dipte ve yılı 25,473 dolarda bitirmesini bekliyor. Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir sesli makale ile karşınızdayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haydi başlayalım. Ürün karşılaştırma platformu Finder.com tarafından yayınlanan en son kripto tahmin raporuna göre, raporda ankete katılan 53 fintech uzmanının %77'si kripto para piyasalarının resmi olarak kripto kışında olduğunu söylüyor. Anket ayrıca rapora katılanların sadece %29'unun ayı piyasasının 2022'de sona ereceğine inandığını açıklıyor. Bitcoin'in 2025 yılına kadar madeni para başına 100 bin doları aşması beklenirken, Finder'in uzmanları Bitcoin'in birim başına 13,676 dolarla dibe vuracağını ve aynı zamanda 2022'yi de bitireceğini düşünüyor. Birim başına 25.473 dolardan. Finder'in 53 fintech uzmanı Bitcoin'in gelecekteki değerini tahmin etmeye çalışıyor. Finder.com, ankete katılan 53 fintech uzmanına göre, Bitcoin'in BTC, bu yıl birim başına 13.676 dolara düşeceğini söyleyen yeni bir tahmin yayınladı. Rapor, uzmanların dibin BTC başına 13,676 dolar civarında olacağını düşündüklerini belirtirken, önde gelen kripto varlığının madeni para başına 25.473 dolar ile yılı bitirmesini de bekliyorlar. Panelistlerin tahmini, BTC'nin her büyük ayı piyasasında tüm zamanların en yüksek fiyatından %80'den fazlasını kaybettiği için %80'lik düşüş teorisiyle çok uyumlu. Yazma sırasında BTC, 10 Kasım 2021'de kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolardan ATH, %72 daha düşük. Haziran ortasında Bitcoin.com News, BTC ve ETH'nin önceki yıllarda olduğu gibi aynı ayı piyasası modellerini izlemesi durumunda fiyatların nasıl görüneceğini bildirdi. Matematik, Kasım 2021'de BTC'nin ATH'sinden %80'lik bir düşüşün birim başına yaklaşık 13.800 dolar olacağını gösteriyor. Finder'in tahmin raporu, BTC'nin beklenen 2022 dip değerinin ATH'den %80'den daha düşük bir dokunuş olduğunu gösteriyor. Ancak Morpher'in CEO'su Martin Froehler farklı bir bakış açısına sahip ve çok daha düşük bir dip fiyat bekliyor. Froehler, Finder'in araştırmacılarına, yıl sonuna kadar tekrar 40 bin dolara sıçramadan önce BTC'nin muhtemelen birim başına 12 bin dolara düşeceğini söyledi. Froehler, Finder'in tahmin raporunda, önümüzdeki birkaç ay içinde daha büyük projelerin başarısız olmasını beklemek mantıklı, diye açıklıyor. Perakende duyarlılığı, küresel ekonomik belirsizlik ve enflasyon nedeniyle tarihi düşük seviyelerde. Çin çıkışını sindirmek zorunda kalan yüksek kaldıraçlı madenciler teslim olacak ve aşağı yönlü baskıyı daha da artıracak. Daha da düşük Bitcoin fiyatları göreceğiz. Finder uzmanlarının %46'sı ayı piyasasının 2023'e kadar devam etmesini bekliyor. Finder'in çalışması ayrıca, panelistlerin yalnızca %29'u kripto ayı piyasasının bu yıl sona ereceğine inanırken, %46'sı kripto sarıcının 2023'e kadar devam edeceğini ve %24'ünün 2024'e kadar sürebileceğine inandığını söylüyor. Burlington Üniversitesi, ayı piyasasının 2023'e kadar devam edeceğini ve Bitcoin'in geri dönmeden önce yılı birim başına 15 bin dolardan kapatacağını tahmin ettiğini söyledi. Bitcoin muhtemelen 2023'te geri dönecek ve bu da aslında şişirilmiş beklentilere ve daha fazla istikrarsızlığa yol açabilir. Burlington Üniversitesi kıdemli öğretim görevlisi, elbette çoğu, Ukrayna'daki savaş gibi dünya olaylarına ve küresel güven üzerindeki kendi devam eden etkisine bağlı dedi. Ürün karşılaştırma platformu Finder.com, çok sayıda kripto fiyat tahmin raporu yayınladı ve tahminler yalnızca tahmin ve varsayımdan ibaret. Örneğin, Finder'in araştırmacıları, kripto varlığın ölümünden hemen önce Terra'nın Luna'sı hakkında bir anket yaptı ve Finder'in uzmanlarının büyük bir kısmı, dijital varlığın gelecekteki değeri için büyük umutlara sahipti. Luna anketine göre, Finder'in uzmanları yıl sonundan önce Luna'nın, şimdi bir Luna Classic, 143 dolar olacağını tahmin ediyorlardı. Luna Classic, LUNC, birim başına 0.0009522 dolardan işlem görürken, 143 dolara ulaşma şansı muhtemelen imkansız bir başarı. Bir Arcane Research analisti olan Matt Lunde, en son Bitcoin tahmin raporunda, Bitcoin'in birim başına 13 bin dolardan dibe vuracağını ve 2022'yi 20 bin dolarda bitireceğini söyledi. Lunde, Bitcoin'in gücünü sayısız olumsuz güç ezdi. Kötü kripto borçlarının daha da sıkılaştırılması ve çözülmesi, ileride ayık zamanlar yaratacak ve yatırımcılar daha fazla zorluk için tokalaşmalı dedi. Geçen Nisan ayında Finder'in BTC tahmin raporu, panelistlerin Bitcoin'in 2025 yılına kadar 179.280 dolar ve 2030 yılına kadar 420.240 ulaşmasını beklediklerini göstermişti. Ancak, son rapordaki fintech uzmanları BTC'nin 2025 yılına kadar 106.757 dolar ve 314.314 dolar değerinde olduğunu tahmin ettiğinden, bugün bu tahminler çok daha düşük. 2030'a kadar Bitcoin'in gelecekteki değerini tahmin etmeye çalışan en son Finder.com anketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin. Bu videoda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone değil iseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Katıl butonumuz aktif olup, katıla dahil olarak istediğiniz hisse senedi, kripto para, forex pariteleri ve emtia teknik analiz talebinde bulunabilirsiniz. Yine bu videonun açıklama ve yorum kısmında yer alan Binance Global ve Binance Türkiye, %10 komisyon indirimli linklerimize tıklayarak dünyanın en güvenli ve en yüksek hacimli borsasına kaydınızı yaparak 7/24 yüzlerce kripto paranın alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.